Hepinize selamlar dostlar. Ben Furkan. Bugsel'le yepyeni bir inceleme ve tanıtım videosu daha sizlerin kastem. Arkadaşlar bu videomuzda United Chrome'dan bahsedeceğim. United Chrome hem Ethereum ağında hem de Binance'ın kendi yani B1 ağında bulunan yepyeni bir ekoprojesi. Bugün sizlerle beraber bu ekoprojesinden bahsedeceğiz. İstersen videomuza başlayalım. İlk önce bu videomuzda ben United Chrome hakkında nereden bahsedeceğim ve de hangi bilgilerin bahsedeceğim hemen geçelim. İlk öncelikle bu videomuzda United Chrome web sitesinden bahsedeceğiz. Web sitesi olan kısımlarında United Chrome nedir, özelliklerini ve de burada hangi yerde preseller yapmış, ortakları, ondan sonra işte müşterinin geri dönemleri bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra United Chrome'un kendi token olan UGT token'ı Uniswap ve de arkadaşlar PancakeSwap'ın nasıl satınabileceğimize geçeceğiz. Daha sonra CoinGecko ve de CoinMarketCap üzerinden bu token'ın analizlerine bakacağız ve de bu coin'in listelenmelerine bakacağız. En sonunda ise Ether Scan'da ve de Binance Smart Chain'de BSScan.com üzerinden de bu coin'in analizlerine bakacağız. Yani aslında çok kısa ve öz bir video olacağını söyleyebilirim. Sonuçta ben bu videomda yaklaşık 7-8 dakika bir video olacak ve de çok detaylı olarak bu projenin ayrıntılarından bahsetmeyeceğim. Ancak elimden yine tanıtmaya çalışacağım. Ancak eğer ki benim de söyleyeceğim şey sizin için yetersiz olursa buradan Telegram'a girerek Telegram gruplarından projeyle alakalı çok fazla bilgi elde edebilirsiniz. Çünkü şu an Telegram gruplarında 4000 tane üyeleri bulunuyor ve de şu an 208 tane aktif üyeleri bulunuyor. Yani bu kısımdan proje ile alakalı çok fazla bilgi elde edebilirsiniz. Veyahut da bir merak soru olursa da Telegram'daki moderatörleri, ondan sonra yetkili insanlara bu soruları sorabilirsin ve de proje ile alakalı daha fazla bilgi elde edebilirsin burada. Zaten bu kısımda proje zaten yetkini görebilirsin. Joe Fonder'ları, ondan sonra Michael, ondan sonra Andrew falan burada yetkini buradan görebiliyorsun zaten. İstersen videomuza başlayalım. İlk önce hemen web sitesine geçelim. Web sitesini hemen şuradan Türkçe çevireceğim. Hemen burada hadi dünyayı tokenize edelim. Varlık tokenizasyonu ekosistemi. Scrum neden benzersiz? Scrum gerçek dünya varlık projelerine blok zincirindeki akıllı sözleşmelerle birleştiren yatırımcılar için riskleri azaltırken yeni başlayanlar için fintech çözümleri yaratan merkez olmayan bir ekosistemdir. Scrum DeFi protokolü aracılığıyla ek getir sağlayan belirteç faydaları sunar olarak burada kısımlarından bahsediyor. Bir aşağıda ise burada Scrum'un özelliklerinden bahsediyor. Yönetim, likit havuzları, stake kasları, sosyalistler olarak burada Scrum'un buradaki özelliklerinden bahsediyor. UGT token sahipleri tarafından yapılan onaylama Scrum ekosistemine güç veriyor. Likit havuzları, işlem ücretleri, verim çiftliği, likit sağlamak ödüller kazanın. Stake kasları daha sonra ekosistem teşhirleri kazanın. Satış tarzında hak kazan ve de stake etmeye hak katılın. Sosyal ödüller burada toplu sosyal faaliyetle stake için ödüller alın olarak burada kısımlarından yenge bahsediyor. Burada yakışansa satışlarından bahsediyor. Gibi burada zaten DeFi protokolü aracılığı ek getir sağlayan yani bu başka DeFi protokolleri ile bir aracılık sağlıyor. Ve bu kısımdan siz de bu DeFi protokollerinden hisse alabiliyorsunuz tabii ki de. Burada yakın zamanda başlayacak burada. Yaklaşık işte böyle havuzları veyahut da işte işlemleri ön satışlarını buradan görebiliyoruz. Aşağıda ise DeFi platformundan görüyoruz. Burada ise hani Web3 tabanlı platform çözümümüz, dijital sözleşmeler, uyumlu işe alım, cüzdan mantıkları, jeton başlatma paneli ve de profesyonel barındırma olarak burada özelliklerini görüyoruz. Ortaklarımız, daha sonra Scrum dünyasına girin, ücretsiz kayıt olun. Şimdi başlık kısmından da burada zaten App Scrum'dan burada giriş sekmesini buradan görebiliyoruz. Daha sonra aşağı kısmı ise çözümler, jeton, şirket ve haberler olarak da burada kısımlardan bahsetmişler. Burada bakacağım iki tane kısım daha var. Roadmap'leri ve de takımları. Burada hemen bunları zaten bakabiliyoruz. Hemen istersen hemen roadmap'den geçelim. 2016 yılından beri olan Galt Köklü'nün projesini söyleyebilirim. 2016'dan arkadaşlar şu an 2023 yılına kadar bir yol haritası bulunuyor. Burada hemen şöyle bir yol en başta itibaren hemen size biraz geçelim. Burada hemen şöyle bakalım. Fikir ilk akıllı sözleşme, ERC20 anında ilk akıllı sözleşmeni yaptılar. Platform prototipi, yönlendirme sistemi, yardım merkezi, ilk DEP, teknik inceleme 1.0, Hong Kong Limits'in kuruluşu, beta platformu, token satış platformu, akıllı sözleşme denetimi, Ethereum cüzdanı, Telegraph botu, özel satışı başlat, KYC AML sistemi, daha sonra bu zaten bütün kısmını görebiliyorsunuz burada. Şu anlamda 2018'de kısımları. A uygulamaları ödül modülü 2019'a geçtik. İstemci arka uç soft cep açıldı. Tokenizasyon çerçevesi. Burada bu kısmını görüyoruz zaten. Cüzdan adlandırma sistemi. Ethereum cüzdan adresine ilk bireysi ismi atanması artık mümkün. İlk müşteri tokenizasyonu kurucu üye olarak burada zaten kısmını hepsini görüyoruz. Ve gayet başarılı bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Yani normalde kanıtlatım yeni projeleri kıyasla 2016'dan beri piyasada olan ve gayet köklü bir proje olması bu projeyi biraz da ön adıma taşıyor. Ve ekipler olarak da başka projeye göre ana yani has ekiple biraz daha ayrıntılarını söyledim zaten. Ulrich, ondan sonra Andrew, Michael, ondan sonra Renier, ondan sonra Christian, Tizier, ondan sonra Anjad, Christian olarak burada ekleyin görebilirsiniz. Ve de bu ekibin dışında arkadaşlar Telegram gruplarında community moderatörler olarak da daha fazla genç bir ekipler aslında bulunuyor. Yani bu grubun dışında yaklaşık bu grup kadar bir tane daha arka planda ekipleri bulunuyor tabii ki de bu grubun arkasında bulunan. Daha sonra burada ise
Windows Chrome'un arkadaşlar burada hani yani CoinGecko ve de CoinMarketCap üzerinden bu Windows Chrome'un kendisini buradan görebiliyoruz. Burada Windows Chrome web siteleri, ondan sonra Ether sonra işte Reddit sayfaları, Twitter, Facebook, Telegram, Bitcoin Talk olarak burada zaten bütün kısmı analizlerine iskinde buralardan bakabiliyorsunuz zaten ve CoinGecko zaten CoinMarketCap olan kısımlar çoğunlukla benzer olduğunu da söyleyebilirim. Çoğunlukla herkes biliyordur. Şu an toplam piyasada da arkadaşlar 35 milyon dolarlık toplam bir piyasa değeri bulunuyor şu anda. Burada gördüğünüz gibi piyasanın anlamını görebiliyorsunuz. Hemen ondan sonra burada Ether Coin'den şu an kontaklarına bakalım. Şu an kontaklarında 290 holder'ı bulunuyor ve de toplamda 3300 tane toplam transferleri var. Sağ kısmı ise buradan ofis sitelerine daha sonra sosyal profillerine maildir. Ondan sonra işte hani böyle blog sayfaları, Reddit'tir. Hani bunu da zaten daha önce gördüğünüz kısımlara buradan da erişim sağlayabiliyoruz. En son olarak da Binance Smart Chain'deki zaten buradaki aynı kısmı görebiliyoruz ve de eğer bu token'ı satın almak istersek de Pangasa üzerinden bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz yani. Hatta şuradan Pangasa'yı bir açalım. Pangasa üzerinden bu satın almayı zaten yapmayı çok kolay. Bunu da hemen size ben bu videomda canlı olarak göstermiş olayım. Hemen şuradan giriyorum. Binance Smart Chain buradan gir. İlk önce bu konuda kopyalıyoruz ve de buradan zaten ThreadX'e girdiğimiz zaman direkt burada alım satım yapma sayfasına çıkmış oluyoruz yani. Buradan alım satım yapmayı zaten her videomu gösteriyorum ancak Pangasa hesaptan bu token'ı böyle alım yapabiliyoruz ve de gayet de kolay bir şey yani Pangasa hesaptan bu token'ı almak aslında. Buradan birazdan çıkacaktır. Görün şu tokenlar falan kendileri yüklensin. Veyahut da bu token'ı Pangasa hesap yerine hemen böyle ün hesaptan da alım yapabiliyoruz tabii ki de. Bakın UJT, Unit Chrome Token. Burada import diyoruz. Burada hani bize bir sözleşme imzalama istiyor. Bu sözleşme amacı nedir? Bu sözleşmenin amacı arkadaşlar. Bu token'ı veyahut da buraya yaptığınız yatırım arkadaşlar. Yarın yani mesela bu akşam buraya bir yatırım yaptınız. Yarın yaptığınız yatırım arkadaşlar. 100 dolarınız 1000 dolar olabilirken 100 dolarınızın sıfırda olabilir yani yatırınız paranın 10 katı 20 katı alabilirken yatırınız paranın tamamını kaybedebilirsiniz yani bu da tam bir imkan, bu da tabii olabilecek bir şey yani. Daha sonra burada hemen bakıyoruz, burada şu an Unit Chrome'a toplam miktar giriyoruz gerekiyor ve oradan direkt BNB ile burada almamız gereken miktar giriyoruz buradan ve sebebimiz 12 yaptıktan sonra da burada almamızı gerçekleştirebiliyoruz. Yani arkadaşlar anlatacağım size bu kadardı. Bu videoda sizlerle basit bir şekilde Unit Chrome'dan bahsetmeye çalıştım. Umarım sizin yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın, hoşça kalın.